Selamlar YouTube ahalisi, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Efsa. Bugün sizlerle birlikte Sinan yoldan gelen kargolarımı açacağız. 3 gündür bekletiyorum tamamının gelmesi için ve de rafta tozlandı artık. O yüzden bugün bunları birlikte açacağız dostlar. Biliyorsunuz Trendyol'da büyük bahar kampanyası başlamıştı. Bu ürünleri de ben o zaman aldım. Hepsinin tutarı maksimum 30 TL. O yüzden de uygun fiyatlı bir alışveriş oldu. 2 adet Trendyol kargom var. Bir tane de Jimmy K'den bir kargom var. Bu da çok sevdiğim bir marka. Bazen Trendyol'a geliyor ve indirimli oluyor. O zaman da oradan alışveriş yapıyorum. O halde kargomuzu açalım. Bugün de iyi denk geldi çünkü bugün kendimi biraz kötü hissediyordum. Kargo açmak da mutluluk veren bir olay. O yüzden güzel oldu. Güzel zamanlama. Evet. Burada biraz toplu bir alışveriş var arkadaşlar. Toplamda 8-9 parça aldım sanıyorum. İlk parçamdan başlayayım. Arkadaşlar şu şekilde batik desenli bir tişört aldım. Şöyle göstereyim size. Gayet hoş bir tişört. Ben bu batik desenini çok seviyorum. Bu arada kumaşı da o kadar kaliteliymiş ki inanamazsınız. Likralı. Çok kaliteli bir kumaşmış. Böyle spor tişörtlerin kumaşında. Aslında bu kadar kaliteli beklemiyordum. Gayet uygun bir fiyata aldım çünkü. Şuraya bir yere bırakırım. İkinci olarak şöyle baharlık bir üst var. Bunu da şöyle açalım. Aslında fiyatlarını unutmamam lazımdı ama dediğim gibi beklettiğim için ürünleri fiyatları aklımdan uçup gitti. Şu şekilde bir parça arkadaşlar. Boynumda bağlama detayı var. Bunu giydiğim zaman daha güzel göreceksiniz. İnce, tam baharlık bir parça. Bunu da şöyle koyuyorum. Buraya askı taktım ama asla askıya takmıyorum. Şurada çok merak ettiğim bir parça var arkadaşlar. Çünkü resimde çok güzel gözüküyordu. Fotoğraflarda çok tarz gözüküyordu. Ve biraz kötü yorum almıştı yırtık geldiğine dair. Umarım bakayım. Şurayı bir an yırtık sandım ama burası zaten modelin kendinde olan bir detay. Evet. Şu şekilde bir tişört arkadaşlar. Burada ek olarak parçaları var. Bence çok tarz duruyor. Şimdi birazdan giydiğimde göreceksiniz. Rengi bir tık soluk geldi bana. Fotoğraflarda daha açık gözüküyordu. Ama çok tarz bir model olduğu için buna göz yumabiliriz. Burada iki aynı parçayı almışım gibi geldi bir an. İki tane aynı ürün gelmiş gibi. Ama farklı ürünler. Renkleri birbirine çok yakınmış aslında. Bu beni üzdü. Şöyle bir üst aldım arkadaşlar. Yine baharlık, ince. Bunun da dokusu çok güzel. O yüzden aldım. Baharlık, tril tril bir üst olduğu için düğmeli olması da hoşuma gitmişti. O yüzden almıştım. Şurada bir body var arkadaşlar. Bunu çok sevdim. Çok severek aldım. Çok tarz bir parça. Şu şekilde. Bu tasarımı ben Nocturne'de görmüştüm. Ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden giyildiğinde beli açık duruyor. Bel detaylı bir body. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Bu body'nin şu renklerde olanı da vardı. Ama ben hani daha çok şeyle kombinlenebilir diye bu kahverengi, bej rengi gibi olanı tercih ettim. Evet, burada çok yine tarz bulduğum bir elbise var. Bunu da hemen açacağım. Biraz kötü açıyorum ama zamandan tasarruf etmek için.
Evet, bu da şu şekilde bir elbise. Aslında bir tık kışlıkmış ama yine de burada bahar soğuk geçiyor zaten. O yüzden fark etmez gibi. Şöyle bir yaka detayı var ve de şurada bir kare yaka. Böyle inen bir elbise. Giyince bence daha net anlayacaksınız, daha güzel anlayacaksınız. Bu arada biraz dar olabilir bana. Öyle düşünüyorum. Ama S bedeninden başka beden kalmamıştı. Belki medium daha güzel olurdu ama likralı. O yüzden endişelenmemeye çalışacağım. Evet ve son olarak çok tarz kareli bir parça aldım arkadaşlar. Az önce dediğim gibi burada bahar soğuk geçiyor, serin geçiyor. O yüzden hani böyle parçalar almakta fayda vardı. Ben de şöyle çok tarz kapşonlu bir sivit aldım. Aslında gömlek kumaşında, tam sivit de denemez. Ama şurada bağcıkları da var. Tarz bir parça olduğu için bunu da aldım arkadaşlar. Evet, ilk paketimiz bitti. Şimdi ikinci Trendyol paketini açıyorum. Bu arada bu ürünlerin hepsi Trendyol Mila markasına aitti. Buradaki ürün de öyle, Trendyol Mila'ya ait. Bir etek almıştım arkadaşlar. Benim hiç uzun eteğim yoktu. O yüzden ben de bir uzun midi boy etek aldım. Bir şu şekilde kahverengi tonlarında. Bakalım. Yırtmacı iki tarafında da var sanıyordum ama tek bir tarafında varmış. Olsun. Güzel bir etek arkadaşlar. Zara'da falan da deniyordum bu şekilde etekleri. Bu arada kumaşı kadife kumaşı gibi. O yüzden bu da hoşuma gitti. Bakalım. Ben şöyle bir boy kontrolü yapayım. Güzel. Yani tam midi boy, istediğim bir boy. Şimdi bunu bodylerle kombinleyebiliriz. Gerçekten hiç uzun ve de midi boy eteğim yoktu. O yüzden gayet iyi oldu. Şu alanı görmek bile istemezsiniz. Şimdi Jimmy K'den aldığım parçaları açmak istiyorum. Bunu da açalım hemen. Bu arada bunu da Trendyol'dan aldım. Çok tatlı bir kart. Alışverişinizde Ege'nin ruhunu yansıtan moda markasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Trendyol butiğimiz üzerinden puanla yorumlarınızı bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle Jimmy K. Şu an bir influencer gibi hissettim kendimi. Çok tatlı bir kartla birlikte geldi. Ben bunu mutlaka atmam. Mutlaka bir yerlerde saklarım. Çok tatlı bir crop top almıştım. Şöyle. Gerçekten Ege'nin ruhunu yansıtıyor bu arada. XL bedeni kalmıştı. Ben de XL almıştım ama galiba tam olacak ya da bir tık büyük olacak. Olsun, sorun değil. Yani çok güzel bir parça. O yüzden hani terzide hallettirilebilir. Şöyle göstereyim size. Çok güzel çiçek desenleri var. Çok istediğim bir parçaydı. Aslında biraz triko ama kısa kollu ve crop top olduğu için bence baharda da kombinlenebilir. Bu bana olur mu ya? Olur bu arada. Galiba olur. Şöyle koyayım. Diğer parçamı da hemen göstereyim size. Diğeri de bu şekilde bir üstü. Bu da kalın bir kumaş ama kısa kollu. O yüzden hani baharda da kullanılabilir diye düşünüyorum. O da şöyle bir parçaydı dostlar. Boğazlı bir parça. Bu şekilde. Bence bu da gayet güzel. Bu arada kahverengi tonlarını o kadar çok almışım ki şu an dikkat ediyorum. Dolabımda her şey bu tonlarda oldu. Ama bence güzel bir alışveriş olmuş arkadaşlar. O zaman artık bunları denemeye geçelim. Ben de şurayı biraz toplayayım. Dostlar ilk olarak şu batik desenli tişörtü giydim.
Bu arada bunun kollarında lastikler varmış. Bunu giydikten sonra fark ettim. Böyle bir jean pantolonla ya da taytlarla gayet güzel kombinleyebileceğiniz parça. Ben beğendim. Olarak bu kapşonlu parçayı denedim arkadaşlar. Hafif crop sayılabilen bir parça. Arkası bir tık daha uzun önüne göre. Ama ben bu detayı sevdim. Güzel bir parça arkadaşlar. Şuradaki bağcık detaylarını da sevdim. Gayet güzel oldu. Bağlama detayı olan ürünü giydim arkadaşlar. Şurası ayrı bir parça. Bu da bence çok güzel bir detay. Zaten bu üstünde rengini çok sevmiştim. Şuradaki detayları da bu parçaya daha güzel bir tarz katıyor. Bunu da beğendim. İlginç ve değişik tarzları seviyorsanız eğer bu tişörte bayılacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde beni biraz tuhaf hissettirdi. Çünkü daha önce böyle eldivenli parçalarım olmamıştı. Ama gayet tarz durduğunu düşünüyorum. Şuradaki parça çıkarılarak da kullanılabilir. Ama bence burası da ayrı bir hava katıyor. Modelin üstünde olduğu gibi oldu. O yüzden hani memnunum. Gayet güzel bir parça. Farklı bir şey. O yüzden de dolabınızda bulunabilir. Evet arkadaşlar, JKK'den aldığım bu topu denedim. Gayet güzel oldu. Ben alırken X-Large'ın bana büyük olacağını düşünmüştüm. Ama tam oturdu. Bu parçayı da çiçeklerini de, bu dokusunu da, rengini de gerçekten çok sevdim. O yüzden iyi ki almışım dediğim bir parça oldu. Evet, Jimmy Key'den aldığım diğer bir parçayı da denedim. Şuraları hafif vatkalı gibi durdu ama bence bu sorun değil. Ben bunu jeanlerle kombinlemeyi düşündüm. Özellikle yüksek belli blue jeanlerle bence çok güzel bir üst olacaktır. Bunu da aldığım için memnunum. Evet arkadaşlar, çok tarz bir parçayla karşınızdayım. Bu parçanın da yandan bel detayları var. Bence gayet tarz ve şık duruyor ve rahatlıklarla tüm jeanlerinizle kombinlenebilir. Son olarak da bu eteği giydim. Şurasında çok küçük bir yırtmaç detayı var. Bence gayet güzel. Bu eteği bu arada az önce denediğim tüm üstlerle giyebilirim. Özellikle de bir önceki bel detaylı crop top'la da bence çok güzel olacaktır. Video çok uzun olmasın diye göstermiyorum ama bence bu da gayet fiti düzgün olan bir etek, dokusu düzgün olan bir etek. Bunu da beğendim arkadaşlar. Spor ayakkabıların altına çok güzel olacaktır. Bahar kombinlerinize yakışacak bir etek. Bunu da beğendim. Arkadaşlar, son olarak bu antresit elbiseyle karşınızdayım. Şuradaki yaka detaylarını çok beğendim. Biraz klasik bir parça, biraz nostaljik bir parça. Ben de bu tarz parçaları seviyorum. Gayet güzel oturdu arkadaşlar. Bu parçayı da çok sevdim. Kumaşının kalın göründüğüne bakmayın. Aslında tam baharlık bir parça. Çok kalın değil kumaşı. Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar, Trendyol'da büyük bahar indirimlerinde aldığım ürünler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burada küçük çaplı bir kıyamet kopmuş olabilir dostlar.